Bir sayının 4 bölü 5'i 200'dür. Buna göre bu sayının 5'te 3'ü kaçtır? 5'te 4'ü 200'dür diyor. Bakın burada tamamını bilmiyoruz sayımızın. Ama kesir kadarını biliyoruz. Bu durumda yapmamız gereken işlem neydi? 200'ü 4'e bölüp 5'e çarpmak. Tamamını bulmak için. Çünkü kesrimizin, hemen çizelim burada gözümüzde canlandıralım. Bir bütünü. Şu şekilde 5 parçaya bölünmüş ve bu dörtlük kısmının 5'te 4'ünün 200 olduğu söyleniyor bize. Bu durumda 200'ü ne yapmamız gerekiyor? 4'e bölüp bir parçasını bulmamız gerekiyor. 200'ü 4'e bölelim. 50 yapıyor. Yani bu parçamız 50. Tamamını merak ediyoruz. 5 parçadan oluşuyor. Bu durumda 50 ile 5'i çarparız. O da 250 oldu. Artık sayımızın tamamını bulduk. Daha sonra bu sayımızın 5'te 3'ünü hesaplamamız isteniyor bizden. Bu durumda 250'yi 5'e böleceğiz. 50 yapıyor. 50 ile de neyi çarpacağız? 3'ü. Bu da 150 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz bu durumda C şıkkı. Hangi sayının %23'ü 460 eder? Sayımızın tamamını bulmak istiyorsak yapmamız gereken işlem nedir diye bakalım. %23'ünün 460 olduğunu biliyoruz. Yani sayımızın tamamı 100 parçaya bölünmüş ve 23'lük kısmının 460 olduğu verilmiş bize. Bu durumda yapmamız gereken 460'ı 23'e bölmek. Bölersek 20 olarak bulduk. Daha sonraki işlemimiz ne? Artık 100 parçaya bölünmüştü ve her bir parça 20. Bu durumda 20 ile 100'ü çarparız. Yani 2'nin yanına 3 tane 0 ekleyeceğiz. 2000 olarak bulduk sayımızı. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir yolun 10'da 3'ü asfaltlanmıştır. Asfaltlanan yolun uzunluğu 9 kilometre olduğuna göre yolun tamamı kaç kilometredir? Asfaltlanan yolumuz yolun tamamının 10'da 3'üne eşit. Bu da 9 kilometreye karşılık geliyor. Bu durumda yolumuz 10 eş parçaya bölünmüş, üçlük kısmına 9 kilometre karşılık geldiğine göre birlik kısmını bulmamız lazım. Yani 9'u neye böleceğiz artık? 3'e böleceğiz. O da 3 oldu. 3 ile de 10'u çarpacağız. Çünkü 10 eş parçaya bölünmüştü. Her bir parçası 3 olduğuna göre. 3 ile 10'u çarparsak 30 kilometre olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Dokuzda dördü boş olan bir havuza 200 litre su eklenince boş kısmı tamamen dolmaktadır. Buna göre bu havuzun tamamı kaç litre su alır? Önce havuzumuzun boş kısmını bulalım. Havuzumuzun tamamı 9'da 9'dur. 9'da 9'dan 9'da 4'ü çıkarırsak 5 bölü 9'unun boş olduğunu buluruz. Bu boş kısım da 200 litreye eşit. Bu durumda yapmamız gereken 200'ü 5'e bölüp daha sonra 9'la çarpmak. 5'e böldük 40. 40'la da 9'u çarparsak 360 litre su aldığını buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Alışverişe çıkan Büşra alışverişte cüzdandaki paranın 5'te 3'ünü harcamıştır. Büşra 180 lira harcadığına göre alışverişe çıkmadan önce cüzdanında kaç lirası vardır? Büşra cüzdanındaki paranın 5'te 3'ünü harcamış. Bu 5'te 3'te 180 liraya karşılık geliyor. Yani Büşra cüzdanındaki parayı 5 eş parçaya bölmüş, 3'lük kısmını harcamış ve bu 3'lük kısım 180'e eşit. Bu durumda 180'i 3'e böleriz. Bulduğumuz sayıyı da 5'te çarparız tamamını bulmak için paramızın. O da 300 lira yaptı. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir taksici taksisinin tam dolu deposunun 9'da 5'i kaldığında benzinciye gitti. Ve 24 litre benzin aldığında deposu tamamen doldu. Buna göre taksinin deposu kaç litre benzin almaktadır? Taksimizin deposunu kesir olarak ifade etmek istersek bütünü biz 9 bölü 9 şeklinde ifade ediyoruz paydasından yola çıkarak kesirimizin. 5 bölü 9'unu 5 bölü 9'luk kısmı kaldığında benzinciye gidiyor. Çıkarırsak demek ki 4 bölü 9'u boş iken, değil mi? Boş iken benzinciye gidiyor.
Peki bu 4 bölü 9 neye karşılık geliyor? 24 litreye karşılık geliyor. Yani depomuzu 9 eş parçaya bölmüşüz. Dörtlük kısmı 24 litre benzin alıyor. Bu durumda 24'ü 4'e böleriz. 6. 6 ile de 9'u çarparız. 54 olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Selman Bey aldığı televizyonun parasının 5'te 3'ünü peşin ödemiştir. Selman Bey televizyona 720 lira peşinat ödediğine göre televizyonu kaç liraya almıştır? Selman Bey'in televizyona ödediği para miktarını modelleyerek görelim. 5 parçaya bölüyor televizyonun fiyatını. 5'te 3'ünü yani bu kısmını peşin ödüyor. Bu da 720'ye eşit. O zaman her bir parçayı ayrı ayrı bulmak istiyorsak 720'yi ne yaparız? 3'e böleriz. Bölelim 720'yi 3'e. 7'de 3 bir kere var. Pardon, 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkardık. 12. 12'de 3 4 kere var. Kalan sıfırımızı buradaki sıfırımızı da sonuna koyduk. 240 yaptı her biri. Kaç parça var peki toplamda? 5 parça. O zaman 240'ı ne yapacağız? 5 ile çarpacağız. 5 kere 0 0, 5 kere 4 20, 2 eldemiz var. 5 kere 2 10, 2 de eldeydi 12. 1200 liraymış televizyon toplam fiyatı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Bir bisikletli gideceği yolun 1500 metresini gidince tüm yolun onda 3'ünü gitmiş oluyor. Buna göre bisikletlinin gideceği yolun tamamı kaç metredir? Yolumuzun onda 3'ünün 1500'e eşit olduğu söyleniyor bize. Yani yolumuzu 10 eşit parçaya bölmüşüz ve üçlük kısmı 1500. Bu durumda 1500'ü 3'e böleriz. Birlik kısmına karşılık gelen sayıyı bulmak için. Bölersek 500 yapıyor. 500'ü de ne ile çarpacağız? Tamamını sorduğu için. Tamamı 10 parçaya bölünmüştü. 10 ile çarpacağız. Çarparsak 5000 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir öğrenci matematik kitabındaki soruların 5'te 2'sini çözmüştür. Öğrencinin bu kitaptan çözdüğü soru sayısı 400 olduğuna göre bu kitapta toplam kaç soru vardır? 5'te 2'sini çözmüş ve bu 5'te 2'si 400 soruya karşılık geliyor. Bu durumda kitabımızdaki soru sayısını 5 eş parçaya bölüp ikilik kısmını çözmüş öğrencimiz. Yani şekil üzerinde modelleme yapmak istersek yine 5 parçaya bölmüş tamamını kitabın, bunun da ikilik kısmını çözmüş. Yani buradaki 400 soruyu çözmüş. Bu durumda 400'ü ne yaparız? 2'ye böleriz. Çünkü her bir parçayı bulmak istiyoruz. 400'ü 2'ye bölersek 200 oldu. Her bir parçamız 200 ise toplamda 5 parçamız vardı. 200'le de ne yaparız? 5'i çarparız. Çarparsak 1000 yaptı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Cebimdeki paranın 8'de 3'ü ile fiyatı 24 lira olan bir kitap aldım. Buna göre Süheda'nın cebinde kitabı almadan önce kaç lira vardı? Cebimizdeki paranın 8'de 3'ü ile kitap alıyoruz ve kitaba 24 lira veriyoruz. Yani cebimizdeki parayı biz ne yapmışız? 8 eş parçaya bölmüşüz. Üçlük kısmı ile kitap alıyoruz. Bu üçlük kısmına da 24 lira karşılık geliyor. Bu durumda 24'ü 3'e böleriz. Birlik kısmına karşılık gelen sayıyı buluruz. 24'ü 3'e bölersek 8. 8 ile de 8'i çarparsak, çünkü cebimizdeki para 8 eş parçaya bölünmüştü. Her bir parçada 8 ise 8 ile 8'i çarparız. Bu da 64 olur. Yani cebimizde başlangıçta 64 lira paramız varmış. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdaki şekil 1'deki bardaklardan iki tanesi şekil 2'deki gibi iç içe konulduğunda içteki bardağın açıkta kalan yüksekliği şekil 1'deki bardağın yüksekliğinin 7'de 3'üne eşittir. Buna göre şekil 3'teki bardakların yüksekliği kaç milimetredir? Burada kalan boşluğumuz 12 milimetrenin buradaki büyük bardağımızın 7'de 3'üne eşit olduğunu söylüyor. Bu durumda 12'yi ne yaparız? 3'e böleriz. 4. 4 ile de 3'ü pardon 4 ile de 7'yi çarparsak 28 milimetre olduğunu buluruz bardağımızın uzunluğunun. Artık gelip buradaki şeklimizi yerine koyacağız.
Burası 28 milimetre. Her bir bardağın arası da 12 milimetre olduğuna göre 1, 2, 3 aralığımız var. 3 ile 12'yi çarparsak 36 milimetre de oradan gelecek. 28 ile 36'yı toplayalım. 8 ile 6'yı toplarsak 14, bir de eldemiz vardı. 64 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.